Merhaba arkadaşlar. Bugün Obebokek'te ikinci videoyu çekiyoruz. İsterseniz başlayalım. Tek çift pozitif tam sayı bölen sayıların nasıl bulacağız? Mesela şurada direkt bir soru var. Bunun konu anlatımı yok aslında. 2400 sayısının birkaç tane sorusunu sormuş. A'da işte tek pozitif tam sayı bölen sayısı, B'de çift tam sayı bölen sayısı, C'de 15'in katı olan pozitif tam sayı bölen sayısı diye sormuş. Mesela A seçeneğine bakalım. Tek pozitif tam sayı bölen sayısını istiyor ya bizden. Biz ilk önce 2400'ü bir açalım. Bunun çarpanları nedir bir öğrenelim. 2'ye bölüyorum 1200. Hatırladığınız gibi ilk önce 2'ye bölünüyor mu diye bakıyordum. Sonra sırasıyla 3, 5, 7 diye bakıyordum. Hatta gerek kalırsa 11 ve devamı diye de yapabiliyorduk. Şimdi bunlara bakalım. Şimdilik kafi herhalde bu söylediğimiz asal sayılar. 1200'ü 2'ye bölelim. 600 602'ye bölelim. 300. 300'ü 2'ye bölelim. 150. Bir daha 2'ye bölelim. 75. 75 artık 2'ye bölünemeyecek değil mi? Çünkü tek bir sayı. O zaman 3'e bakıyorum. 3'e bölüyorum. 25 oldu. 25 3'e bölünemeyeceği için 5'e bakıyorum. 5 kaldı. 5'i de 5'e böldüm. 1. Şimdi şunları bir toplu halde yazalım. Nasıl yazacağız? Kaç tane 2 var burada? 3 4 5 tane var değil mi? 2 üzeri 5 diye yazıyorum çarpı 3 var. Üzerinde gizli bir 1 var. Çarpı 2 tane 5 var. Yani 5 üzeri 2. Yani 5'in karesi aynı şey demek. Bize neyi sormuştu? Tek, pozitif, tam sayı bölen sayısı. Biz bunun için şuna bakmamız lazım. Tek olması gerekiyor. Pozitif olması gerekiyor. Tam sayı olması gerekiyor. Biz zaten bunun bir tam sayı olduğunu görebiliyoruz. Pozitif olduğunu da görebiliyoruz. Tek olması için şunları komple atacağız. Yani ne yapacağız? 2 üzeri 5'e böleceğiz. 2 üzeri 5'e bölersem bunlar birbirini götürüyor. Geriye ne kaldı? 3 üzeri 1 kaldı. 5 üzeri 2 kaldı. Peki, peki biz tek pozitif tam sayı ya da çift pozitif tam sayı işte e, ne bileyim başka bir şey sorulduğunda tam sayı bölen sayısı ile ilgili ne yapıyorduk? Üstü 1 arttırıp çarpıyorduk değil mi? 1'i 1 arttırırsam 2 olur. 2'yi 1 arttırırsam 3 olur cevabımız 6 olur değil mi? Şöyle çizelim 6 diye. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi çift tam sayı bölen sayısını sormuştu. B seçeneğinde. Biz zaten şunu açtık. Ne olduğunu bulduk. 2 üzeri 5, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2 değil mi? Çift dediğinde de yapmamız gereken tek bir işlem var. Bu sayıyı 2'ye bölüyoruz. Yani 2 üzeri 1'e bölüyoruz. Bunu neden yapıyoruz peki? Çünkü bize çift demiş. Tamam mı arkadaşlar? 2 üzeri 4 olur burası. 5'ten 1 çıkar. Bunu konuyu bilmiyorsanız üslü sayılar videosu da atacağım yakında. Oradan da bakabilirsiniz. 2 üzeri 1. 2 üzeri 5'i 2 üzeri 1'e böldüm. 2 üzeri 4 oldu. Çarpı 3 üzeri 1. 5 üzeri 2 oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun için ne yapacağım? Yine aynı işlemi yapacağım. Üstleri 1 arttırıp çarpacağım. 4'ü 1 arttırdım. 5. 1'i 1 arttırdım. 2. 2'yi 1 arttırdım. 3 oldu değil mi? Bunun cevabı kaç çıktı? 5 kere 2 10. 10 kere 3 30 oldu değil mi? Bu kadar. Şimdi de 15'in katı olanı sormuştu. 15'in katı olanı nasıl bulacağım peki? Kağıdı şuraya koyabilirim artık. Çünkü soruyu biliyorum. Tekrar aynı şekilde yazıyorum. Şu şekilde yazdım. Bize 15'in katı demişti. Yani diyor ki şurada nasıl yaptık? 2'ye böldük ya çift olduğu için. Burada da 15'e böleceğiz. Neden? Çünkü 15'i çıkartırsam 15'e bölünen sayıları bulabilirim. Mesela ben 30'un 15'e bölündüğünü nasıl tespit ediyorum? 30'u 15'e bölerek tespit ediyorum değil mi? Tam bölündüğünü bu şekilde tespit ediyorum. Bunda niye aynısını yapmayayım ki? Hemen aynısını yapıyorum. Şimdi bu 15 dediğim şey şöyle değil mi? Bunu bir daha yazalım şöyle. 15 diye 15'e açalım. 3 çarpı 5 değil midir 15? Şunlar birbirini götürür mü? Üzerinde gizli bir 1 var. Şunlar birbirini götürürse şurada 5 mi kalır? Sonucum ne oldu? 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 1 mi oldu? Üstü 1 arttırıp çarpıyordum. Aynısını yapıyorum. 5'i 1 arttırdım. 1'i 1 arttırdım. 12 oldu. İşlemimiz bu. Şunu da koyalım. Evet. Şimdi soru tiplerine bakacağız arkadaşlar. Burada 840 bölü x ifadesi bir pozitif. Altını çizmişiz. Pozitif. Tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diyor. Bir pozitif tam sayı dediği için ben aradığım bu x'lerde negatif olmaması gerekir. Çünkü benim üstteki 840 sayım bir pozitif sayı. Eğer bir negatife bölersem negatif olur. Ama bana pozitif demişti. O zaman şunu kesinlikle biliyorum ki x bir pozitif sayı. Ve tam sayı o zaman 800 bölü 840 bölü x'in bir tam sayı olması gerekir değil mi arkadaşlar? Bunu bulmam için ne yapmam gerekir? 840'ı şöyle çarpanlarına ayırırsam bakalım neler geliyor. 2'ye böldüm 420. 2'ye böldüm 210. 2'ye böldüm 105. 105 artık 2'ye bölünemiyor. 3'e bölüyorum 35. 3'e bölünemiyor. 5'e bölüyorum. 5'e böldüm 35'e 7 mi kaldı? 7'yi de 7'ye bölüyorum. Şöyle 1 kaldı değil mi? Şimdi şunları tespit ettim. Bunlar ne peki? Bunun çarpanları değil mi? Şu şekilde yazalım. Toplu bir şekilde. Üstü sayıların mantığı zaten şudur. Burada görünen karmaşık çok fazla sayıyı küçük parçalar halinde toplu şekilde yazmaktır. 2 üzeri 3 oldu. Neden? 3 tane 2 var değil mi arkadaşlar? Bir tane 3 var. 3 üzeri 1. Bir tane 5 var. 5 üzeri 1. Bir tane de 7 var. 7 üzeri 1. Değil mi arkadaşlar? Buradan pozitif tam sayı bölen sayısını nasıl buluyorduk? Üstleri 1 arttırıp çarpıyorduk. Tamamen bu kadar. 3'ü 1 arttırdım 4. 1'i 1 arttırdım 2. 1'i 1 arttırdım 2. 1'i 1 arttırdım yine 2. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32 oldu. Kaç tane tam sayı değeri olduğunu böylece bulmuş oldum. Tamam mı arkadaşlar? İkinci soru tipimize gelelim. A pozitif tam sayı olmak üzere diyor. 48 çarpı A sayısı bir pozitif tam sayının karesi olduğuna göre A en az kaçtır? Zaten burada en azı sorabilir. En fazlayı soramaz. Çünkü en fazla dediğinde sonsuza kadar biz gidebiliriz. Bu, burada aslında bu çok önemli değil. Karesi ifadesi çok önemli. Neden? Ben bu çarpımın bir kareye denk geldiğini biliyorum. Mesela 25 gibi bir sayıya ya da ne bileyim 36 gibi bir sayıya, 49 gibi bir sayıya, 169 gibi bir sayıya denk geldiğini biliyorum. Peki bunun a'nın en az ne olduğunu nasıl bulabilirim? Şöyle yapacağım. 48'i açacağım. Nasıl açacağım? 48'i açıyorum şöyle. 2'ye bölüyorum 24. 2'ye bölüyorum 12. Hızlı hızlı yapacağım. Şunları artık öğrenmişizdir umarım. 3 kaldı. 3'e bölüyorum. 1 kaldı değil mi arkadaşlar? Burası ne oldu? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 oldu, değil mi? Peki ben burada çarpı a da var burada. Bunun bir kareli ifadeye denk geldiğini bulabilmem için size size şunu söylemem gerekir. Üslerinin çift olduğu sayılar. Mesela şurada 2 üzeri 4. Bir sayının karesi midir? Dikkat edelim. 16 değil midir 2 üzeri 4? 16 bir sayının karesidir. 4'ün karesidir, değil mi? Ya da şöyle bir örnek verelim. 9 üzeri 2 bir sayının karesidir değil mi? 81'dir. Yine 9'un karesi olduğunu görebiliyorum. Şu şekilde yazabiliyorum 9'un karesi ya da şunu kök içine alabiliyorum. Kareli ifade denk geldiği için. Falan filan. Mesela şöyle bir örnek verelim. 3 üzeri 4. Kaç yapıyor? 81 yapıyor değil mi? Bu da 9'un karesi değil mi? Burada demek istediğimiz şey bir sayının üstü çiftse başka bir sayının karesi demektir bu. Mesela şurada 2 üzeri 4 bir sayının karesi ama şurada 3 üzeri 1 var. Bu 3 üzeri 1'i nasıl bir kareli ifadeye dönüştürebilirim? Burada zaten verdiği A denen aracı bunu sağlıyor. 3 üzeri 1 olduğu için A ya da 3 üzeri 1 dersem en az dediği için burada şu ifadeyi toplam şekilde yazmaya çalışırsam 2 üzeri der çarpı 3 üzeri 2 değil mi? Bunlar çarpım durumunda olduğu için birbirine bölerken alakadar değiller. Birbiriyle bağımsızlar. 2 üzeri 4 bir sayının karesi. 3'ün karesi bir sayının karesi. O zaman a'yı ne bulmuş oldum? 3 üzeri 1. Yani 3 bulmuş oldum mu arkadaşlar? Tamamdır. En büyük ortak böleni 12 olan 3 basamaklı iki farklı doğal sayının toplamı en az kaçtır diyor. En büyük ortak böleni 12 olacak. En büyük ortak bölen EBOB'du değil mi? EBOB. Şöyle yazalım ebob x y değil. 12 imiş. 3 basamaklı diyor bize. Biz şimdi ebobu bulurken x ve y sayısı için. Şöyle yapmıyor muyduk? İlk önce 2'ye bakıyorduk, işte 3'e bakıyorduk, 5'e, 7'ye bakıyorduk. Peki burada bize yıldızlı geçen videoda hatırladığınız gibi yıldızlı verilen şeylerin 12 olduğunu söylemiş. Peki 12 nedir? 2'nin karesi çarpı 3 değil midir? Yani iki tane 2 var. Şöyle yıldızlı şekilde. Bir tane de üç var değil mi arkadaşlar? X ve Y için şu kadar çarpan olduğunu biliyorum. Yani X'in içinde de Y'nin içinde de 12 çarpanı olduğunu biliyorum değil mi? Peki ben buradaki ifadelere bir tanesine 12X diğerine 12Y desem. Şu şartı sağlamış oldum değil mi? En büyük ortak böleni 12. Buraya kadar doğru. Buraya kadar yaptım. 3 basamaklı ve 2 tane farklı doğal sayı olmasını istiyor. Farklının da altını çizelim. 2 tane farklı doğal sayı olmasını istiyor. Mesela x'e şöyle bir değer verelim. 2 dersem 24 olacak değil mi? 3 basamaklı mı 24? Hayır. Ben 3 basamağa ulaşana kadar x'in değerini büyüteceğim. Ben şuradan şunu görebiliyorum ki x'in en az 9 olabileceği. E neden? 12 kere 9 108 yapıyor. 3 basamaklı mı? Evet. Değil mi? 3 basamaklı olduğunu görebiliyorum. Peki burada y için ne diyebilirim? 9 diyebilir miyim? Hayır. 2 tane farklı diyor bana. O zaman en küçük 9'dan sonra 10 diyebilirim. Burası da 120 mi olmuş oldu? Bana neyi soruyordu? Toplamını. 108 artı 120 kaç yapar arkadaşlar? 228 yapar değil mi? Evet. Bu soruyu da halletmiş olduk. A ve B pozitif tam sayılar. A bölü B'yi 2 bölü 7 vermiş ve diyor ki ekokları A, B, 126 ise A kaçtır diyor. Ben burada A ve B değerlerini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. A 2'nin katı bir sayı. B de 7'nin katı bir sayı. O zaman gelin şurada A'ya 2K diyelim. Pardon. Buraya da 7K diyelim. Ve bunları açalım. Nasıl açacağız? 2K ve 7K diye şekilde yazayım. Şöyle. Ekoklarını 126 vermiş ya. Buradan ipucu yakalayacağım zaten. Bu iki sayının çarpanlarını ayırınca nasıl yapıyorduk? İlk önce mesela 2'yi yazalım şöyle. K kaldı burada. Burada 7K kaldı değil mi? Ben şu an bilmiyorum. K mı büyük 7 mi büyük? Sırası aslında çok da fark etmiyor. İlk önce 7'yi yapalım. 7'ye böldüm. Burada K kaldı. Burada da K kaldı değil mi? Artık ikisinde de K olduğu için K'ya bölebilirim. Neden K'ya böldüm? İkisinde de ortak değil mi? Peki ekok bulurken şunları çarpmıyor muydum ben? Şu anda aynısını yapabilirim demek ki. 2 kere 7 14. 14 kere k 14 k. Ekoku bu değil mi? Aynı zamanda da 126 vermiş. Bu ikisi eşittir o zaman. Başka bir ihtimal yok. 14 k 126 ise k kaç çıkar buradan? 9 çıkar değil mi? Bize neyi soruyordu? A kaçtır diyordu. Ben a'ya ne demiştim? 2 k. 2 k'da 18 çıkar. Cevabımız bu olur arkadaşlar. Evet. Boyutları 40 ve 44 metre olan dikdörtgenler şeklindeki bir odanın tabanına kare şeklinde eş fayanslar döşenecekmiş. Buna göre en az kaç fayansa ihtiyaç vardır? Arkadaşlar EBOB ECOG'da gerçek sorular bunlardır. Şu ana kadar çözdüklerimiz biraz temel ağırlıklıydı. Gerçek bir soru bu. Gerçek sınavda YGS gibi LYS gibi bir sınavda karşınıza böyle bir soru gelir. Mesela bu soruya bakalım. Boyutları 40 ve 44 metre olan dikdörtgenler şeklindeki bir odanın tabanına kare şeklinde eş fayanslar döşenecekmiş. Peki bu döşeceğim eş fayanslar 40 ve 44 metre gibi iki tane uzunluktan büyük mü olacak, küçük mü olacak? İpucumuz bu olmalı. Bunu bilirsek kesinlikle soruyu çözebiliriz. Ben birden fazla fayans döşeyeceğim, değil mi? Ve bu fayanslar bunların parçaları olacak 40 ve 44'ün. Bunun için neye bakmam gerekiyor? O kekte ne oluyordu? Kat oluyordu, değil mi? Ortak katların en küçüğüydü, kattı. Peki o neydi? Ortak bölendi. Ben burada bölene bakmam gerekmez mi? Benim burada o BEP bulmam gerekmez mi? Bu mantığı oturtursak o BEP OKEK okay sorularını çok rahat bir şekilde çözebiliriz. 40 ve 44'ü çarpanlarını ayıralım. 2'ye ayırdım. 20 oldu. Şurası 22 oldu. Bir daha ayırdım. 10'a 11 oldu. Peki bunlara yıldız atıyor muyum? İkisine de atıyorum. İkisi de bölündü değil mi? Onu 2'ye bölüyorum. 5 kaldı. Şurada 11 kaldı. 5 bir sayı, 11 bir sayıyı, küçükten büyüğe bölüyorum. 1, 11, 11, 1, 1 kaldı değil mi? Benim burada yıldız attıklarım o bebi vermiyor muydu? Yani 2 çarpı 2, 4 o beb değil mi? Peki benim o bebde şöyle bir işlem yapmam gerekiyor. Benim döşeyeceğim karenin alanını nasıl bulabilirim? Ben şu an dikdörtgen şeklindeki bir odanın alanını bulabilir miyim? Şöyle değil mi arkadaşlar? Şurası atıyorum 40 olsun. Şurası 44 olsun. Alanı nasıl buluyorum? Kenarları çarpıyorum. 40 çarpı 44. Toplam alanı buldum değil mi? Peki bir fayansın alanını bulabilir miyim? Eş fayans diyordu ya bize. Eş fayans değil mi? Eş fayans çok önemli bu. Eş fayans dediği için. Bir uzunluğu 4 olduğunu buldum. Diğer uzunluğu da 4. Şöyle 4'e 4 bir kare fayans değil mi? 4 çarpı 4 yapıyorum. Bunu neden yapıyorum? Toplam alanı bir fayansın alanına bölersem kaç tane fayans kullandığımı bulurum. Çok basit bir mantığı var. 40'ı 4'e böldüm 10. 44'ü 4'e böldüm 11. 10 kere 11 de 110 oluyor. Bana en az demişti kaç fayansa ihtiyaç vardır. 110 fayans olduğunu bulmuş oldum. Zaten en çoğu soramaz arkadaşlar. Bunun tek bir soru tipi var. Çok da kurdaştırmaya gerek yok. Kenar uzunlukları 15 metre ve 20 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla kare şeklindeki parsellere bölünecekmiş. Diyor ki buna göre en az kaç parsel oluşur? Arkadaşlar bu soru çok önemli. Gerçekten çok önemli. Şöyle bir ünlem koyayım buraya. Burada ÖSYM'nin en çok düşürdüğü sorulardan birisidir bu. Bize soruyu okutur okutur ama araya hiçbir şey koymaz. Aslında bizim oradaki boşluğu bulmamız gerekir. Nasıl bulmamız gerekir arkadaşlar? Mesela burada üst soruyla alt soru arasında bir fark görebiliyor musunuz? Burada ne diyordu? Eş fayans diyordu. Burada eş parsel demiş mi? Dememiş. Bana ne diyor? Kare şeklindeki parsellere bölünecektir. Mesela şunun kabataslak bir şeklini çizeyim. 15'e 20 değil mi? Kare olmasını istiyor. Büyük bir kare oluşturayım. Şöyle ayırdım. Şurayı 15, şurayı 15, şurayı 5 diye ayırdım. Burası bir kare oldu mu? Bütün kenarları 15. O zaman bu bir karedir. Bir tane buradan elde etmiş oldum. Peki şurayı 3'e bölersem? Buralarda 5, 5 olmayacak mı? Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane kareyle bu şekli çizmiş oldum. Dört tane parsel kullanacağım değil mi? Dört parsel. Neden? Bize eş parsel dememişti. Biz parselleri istediğimiz gibi karelere bölebiliriz. Tabii ki en az dediği için en azını almış oldum. Tamam mı arkadaşlar? Evet gelelim aralarında asallıkla ilgili sınavda karşılaşabileceğimiz sorulara. A ve B aralarında asal sayılardır diyor. O bebeğinin ve o kekinin toplamını 157 vermiş. A artı B toplamı en az kaçtır diyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ben aralarında asal iki sayının 5 ve 7 gibi bir sayının ya da 10, 11 gibi bir sayının o bebinin kaç olduğunu biliyordum. Geçmiş videodan da bakabilirsiniz eğer unuttuysanız. O bebi 1'dir değil mi? Aralarında asal ise. Aralarında asal ise. O bebini buldum. Şuranın 1 olduğunu buldum. O bebi 1. O kekini şu an bilmiyorum. Tabii ki biliyorum da şu an bilmiyorum. Eşittir 157. O kek AB kaç çıkmış oldu? 156 olmuş çıkmış oldu değil mi? Bana diyor ki A artı B toplama en az kaçtır? Ben o kek bulurken ne yapıyordum? Aralarında asal ise. A çarpı B zaten o kek değil miydi? Çünkü ortak bir böleni yoktu. O yüzden o kekte çarpanlara bakıyordum değil mi? A çarpı B 156 olduğunu biliyorum değil mi? A artı B toplamı en az kaçtır diyor. Benim burada yapmam gereken şöyle bir mantık var. Hatta o an unutursanız bile ben de bazen unutuyorum. Ben de insanım sonuçta. A ve B'nin çarpımı 156. Bana en az olmasını istiyor. İki tane deneyelim. 156'ya 1. Toplamları kaç oldu? 157. Şurayı 2 yapalım. Şurayı 78 yapalım. Toplamları kaç oldu? 80 oldu değil mi? En az dediği için iki sayı birbirine yaklaştıkça aralarındaki fark azaldıkça 156'ya 1 mesela farkı 155. 78 2 aralarındaki fark 76. 76 olduğu için birbirine yaklaşıyor değil mi toplamları? Ben o zaman A ve B'nin aralarında çok küçük bir fark yakalamam lazım. Aralarındaki fark en az olması lazım. Hatta mümkünse ikisi eşit olması lazım. Yani bir sayının karesi olması lazım çarpımları. 156 bir sayının karesi değil. Ama en yakın kaç bulabilirim? Mesela 156. 10 12'ye bölünüyor. 12 çarpı 13 yapabilir miyim? Çarpımları 156 oldu değil mi? Aralarındaki fark da en az. Birbirine eşit olamıyordu. Çünkü bir sayının karesi değildi 156. O zaman çarpımları 12 çarpı 13'ün 156 olduğunu biliyorum. Toplamlarının da 25 olduğunu bulabilirim değil mi arkadaşlar? Peki şurada yazacağımız ilk nota gelelim. Şöyle bir not yazalım. Aralarında asal iki sayının çarpımları ekokunu verir. Evet. Geçelim diğer soruya. Diyor ki bize x1 pozitif tam sayı olmak üzere ekok 48'e x 240 e eşitmiş obep 48'e x 24'e eşitmiş bize ne diyor x kaçtır arkadaşlar bu aslında ispatı çok güzel bir ispatı var ama size ispatını vermek istemiyorum kafanız daha çok karışır zaten temelden anlatıyoruz bunları şunu bilmemiz daha iyi olur aslında çok formül yanlısı bir insan değilim ama bu formülü bilseniz daha iyi olur. Bu soru tipi çok karşılaşacağınız bir soru tipi de değil. Ama genel kültür de olsa aklınızda kalsın arkadaşlar. Ekoku 48'e x vermiş. 240 vermiş eşittir. Işte. Ebo bunu da 48'e x 24 vermiş. x kaçtır diyor. Bizim şöyle bir işlem yapmamız lazım. Hatta ilk önce bir notumuzu yazalım. Evo bu. Ekoku bilinen iki sayının çarpımları bob ve ekoklarının çarpımına eşittir. Çarpımına eşittir. Bende çok büyük ilgi uyandırmıştı bu söylenen şey zamanında. Ne demek istiyoruz? Şurada işlemini yapalım. Yani bize diyor ki iki tane sayımız yok mu? 48 ve x olmak üzere. Farklı bir kalem kullanayım. 48 ve x olmak üzere iki tane sayı var diye, diyor değil mi bize? Ekoklarını 240 vermiş. Eboplarını 24 vermiş. Biz ne demiştik? Bu iki sayının çarpımı ne eşit işte olacaktı? Ekoku çarpı ebobu değil miydi? Burada güzelce bir sadeleştirme yapalım. 48 de 240 sadeleşir mi? Evet. Burada 5 kalır. X'i buradan ne bulmuş olurum? 120 değil mi arkadaşlar? birbirinden farklı birbirinden farklı iki doğal sayının ekoku 135 ise bu sayıların toplamı en çok kaçtır diyor. Bize en çoklu soru sorulduğunda da şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Ekoku 135 ise bir sayının ekoku nasıl buluyorduk? Şöyle yazalım. Diğer sayıyı bilmiyoruz. A ve B gibi iki sayı olsun. Ekokunu nasıl buluyorduk? Şuradakileri çarpıyorduk değil mi? Mesela 135'i e ayıralım. 135'i ayırırsak ne olur? Şöyle 2'ye bölünmediği için 3'e böldüm 45, bir daha 3'e böldüm 15, bir daha 3'e böldüm 5, 5'i 5'e böldüm 1 kaldı değil mi? 3'ün küpü çarpı 5 değil midir bu sayı? Peki ekokta şu 3 üzeri 3 dediğim ifade ve çarpı 5 dediğim ifade neden A ya da neden B olmasın? Mesela şunu yapalım. 135 ile 135'in ekoku kaçtır? Yaptığımda ikisi de aynı sayı olduğu için yine aynı şeyleri yazacağım değil mi? Bunları yazabileceğim. O zaman iki sayı neden 135 olmasın? Olabilir değil mi? İkisi de 135 olabilir. Tabii ki şunu demezse. Ne demiş burada? Birbirinden farklı demiş. Birbirinden farklı dediği için birisini 135 alırken diğerinde 135'ten küçük ama 135'in katı olan bir sayı almam gerekir. Mesela kaçı alabilirim? 135 2'ye bölünebiliyor mu? Hayır. 135'i 3'e bölerim. Kaç çıkar? 45 çıkmaz mı? O zaman diğer sayım 45'tir. Diğer sayım da 135'tir. Toplamları en çok kaçtır diyor. Bana en çok dediği için zaten bu işlemi yapmış oldum arkadaşlar. Dikkat edelim. En az deseydi bu ikisi arasında çarpımları 135 olan iki tane aralarında asal sayı arayacaktım. Ama şu an öyle bir şey aramama gerek yok. Toplamları kaç olmuş oldu? 45 artı 135'ten 180 oldu değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.